Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dalı boğarak öldüren Polat Hatal'a haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi. Aslıhan Dal'ın annesi Sevgi Dal, duruşma çıkışı gazetecilere mahkemenin verdiği karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Maktul muhabbet aldı. Bunu da avukatımız Burçin Hanım'a, Utku Bey'e ve kadın meclislerine sizin huzurunuzda herkese teşekkür ettiğimi biliyorum. Çok heyecanlıyım. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir kadın ölmesin. Çocuklar annesiz kalmasın. Anneler de çocuksuz kalmasın. Benim. Öte yandan Aslıhan Dal'ın ölmeden önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Benim anneanne. Benim. Görüntülerde öldürülen Aslıhan'ın yakınlarıyla şakalaştığı anlar yer aldı. Benim. Isır Emir, ısır. Isır. Ya kapıları kilitliyor, bu ben tasarlamadım diyor ama anahtarları falan daha önceden ayarladığı için kilitleyerek oluyor. Belki kapılar kilitli olmasaydı benim kızım şu an hayatta olacaktı. Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat ise sanığa takdiri indirim sebebi uygulanmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Baştan itibaren sanığa tasarlayarak eşe karşı ve canavarca hisle adam öldürmeden yani TCK 82. maddeden ceza verilmesini de savunma yaptık ama mahkeme kasten adam öldürmeden müebbet hapis cezası verdi. Bu yönde itirazımız olacak elbette. Ancak sanığın pek çok sabıkası olduğu için o sabıkalı ertelenmiş cezaları da mahkemelerine ihbar edildi. Kadın cinayetleri son bulana dek mücadelemiz devam edecek. Olay 3 Ocak'ta Gülabi Bey Mahallesi'nde yaşanmıştı. Polat Hatal'ın 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Evin yakınında gözaltına alınan Hatal, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Polise yardımcı olmak için polisin arasında mı? Yani o arabanın orada bir işlemi mi var? Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Polat Hatal, Aslıhan Dal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Hatal savunmasında öldürme kastının olmadığını söyledi. Dal ailesinin avukatı ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. İddia makamı savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında tutuklu sanık Polat Hatal'ın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti de Hatal'ın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.